Merhaba arkadaşlar, Emmay Tatlar'a hoş geldiniz. Bugün süt reçeli yapacağız. Bunun için malzemelerimiz öncelikle 1 litre süt, 1 su bardağı şeker. Sütümüzü tenceremize aldık, şekerimizi ilave ettik. Ocağımızın altını açıyoruz. Sütümüz kaynayana kadar, şekerimiz eriyip sütümüz kaynayana kadar bekliyoruz. Sonra 1 çay kaşığı karbonat atacağız arkadaşlar. Karbonat attıktan sonra ocağımızı kısacağız ve 1 saat ağır ateşte şekerimiz eridi, sütümüz kaynamak üzere. Artık karbonata ekleyebiliriz. Şöyle 1 çay kaşığı arkadaşlar karbonatımızı ekledik. Şöyle biraz kısacağım. Orta ile kısık ateş arası. Gördüğünüz gibi hemen köpürdü. Arkadaşlar çapı geniş bir tencereyi alırsanız, tencerede yaparsanız daha kolay buharlaşmasını ve yoğunlaşmasını sağlayacaksınız. O yüzden biraz daha derin değil de geniş tabanlı bir tencere tercih ederseniz sizin için daha kolay olacak. Bu arada süt reçeli diye geçmiş olsa da aslında çok kapsamlı bir ürün bu. Kahvaltılık olarak kullanabilirsiniz, tatlılarda kullanabilirsiniz. Birçok tatlı tarifinde geçiyor. Condensed milk diye rastlamışsınızdır eminim. Online alışveriş mağazalarında da bulabiliyorsunuz. Satılıyor da. Ama kendiniz de yapabilirsiniz. Tatlılarınızı kullanabilirsiniz. Kahvaltılarda kullanabilirsiniz. Çok lezzetli. Karamelize et bir tadı var. Şimdi bu kaynadıkça, çektikçe rengi de koyulaşacak hafif. Çok rahat evde yapabilirsiniz. 1 saat sürecek arkadaşlar. Başında durmanıza gerek yok. Sürekli de karıştırmanıza da gerek yok. Bırakabilirsiniz ama arada bir kontrol edin. Kısık ateşte taşmayacaktır ama arada bir kontrol edin. Sürekli başında durmanıza da gerek yok. Çok rahat ve kolay bir yapımı var gördüğünüz gibi. İnmesine yakın bir paket vanilya ekleyeceğim ben. Şart değil. İçine kakao koyarsanız çikolata tadında, krem çikolata tadında olacaktır. Onu da deneyin. Eminim onu da çok beğeneceksiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yoğunlaşmaya başladı. Rengi de kendisi de yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Rengi de karamelize bir renk aldı. Görüyorsunuz. Biraz daha koyulaşsın. Bir 5-10 dakika daha tutacağım. Sonra altını kapatacağım. Görüyorsunuz. Artık iyice koyulaştı. Kapatıyorum ve soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra kavanozlayacağız. Sade olan süt reçelimiz bu da. Kakao karıştırdığımız süt reçelimiz çikolata kıvamında. Afiyet olsun arkadaşlar. Sayfama abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.